İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir kent yaşamda beraberiz. Bugün güncel bir konuyu tartışacağız, konuşacağız. Konuyu Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp Muhçu ile konuşacağız, tartışacağız, masaya yatıracağız. Neden Eyüp Muhçu? Çünkü İstanbul ilindeki ve Türkiye genelindeki bütün imar hareketleriyle ilgili mevzunun, hani zurnanın zıt dediği noktaya kadar geldiğimiz mevzunun sonunda Sayın Kadir Topbaş'ın istifası ve istifanın ardından İstanbul'u konuşacağız. Kadir Topbaş istifa etti, şapkasını alıp gitti. Ama arkasında öyle bir İstanbul bıraktı ki. Ha, istifa etti ve gitti kelimesini düzeltmek istiyorum. İstifa ettirildi. Kadir Topbaş istifa ettirildi. Hemen arkasından yine bugün Eyüp Başkan'la konuşacağımız Sayın Kadir Topbaş. En önemlisi bizler için meslektaşımız olması, mimar olması adına ben çok üzüntü duydum. Ama tabii bu olay mimarlığın çok çok ötesinde bir olay. Kadir Topbaş'ın yerine seçilen yeni başkanın acaba bir takım soru işaretleri de yarattı bizde. Gelen gideni aratır mı diye. Onu da ufak konuşacağız. Onunla ilgili olarak da Bahçeşehirler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut'ta canlı telefon bağlantımız olacak. Yayın süresi akışı içerisinde. Şimdi önce bir genel değerlendirmesini isteyeceğim Büyük Başkan'dan. Önce hoş geldiniz diyorum. Çok çok sağ olun Ulusal Kanal izleyicileri adına. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Toplumla mimarlığın, kentlerin konularını, sorunlarını, çözüm önerilerini buluşturduğunuz için özellikle sizin şahsınızda Ulusal Kanal'a teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkan, şimdi çok kısa bir iki cümleyle isterseniz bu uluslararası toplantıdan da bir bahsedin. Mimarlar Odası olarak Türkiye'yi temsilen gittiniz. Ondan sonra hemen tekrar yereldeki İstanbul'a dönelim. Biz Mimarlar Odası olarak sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da kimi çalışmalar sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Uluslararası Mimarlar Birliği, Avrupa Mimarlık Konseyi, Akdeniz Mimarlar Birliği, Karadeniz Bölgesi Mimarlar Birliği gibi uluslararası örgütlerde aktif faaliyet göstermekteyiz. Burada Türkiye'nin mimarlığını, uygar yüzünü ve yapı kültürünü tanıtmak için kimi programları hayata geçirmekteyiz. Ve nihayetinde de 1-10 Eylül tarihleri arasında Seul'de yapılan Dünya Mimarlık Kongresi'nde Türkiye mimarlığını temsil etmek amacıyla bir heyet olarak kente gittik. Antalya bölgemizde 2023 Dünya Mimarlık Kongresi'nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda bir talep açtık. Sergi, programlar gerçekleştirdik. Çok güzel. Ayrıca diğer alanlarda da genel kurulda da aktiftik ve nihayetinde Uluslararası Mimarlar Birliği Başkanlığı'na şu anda Merkez Yönetim Kurulu üyemiz olan ve uluslararası ilişkiler sorumlumuz Deniz İnceday'ı aday gösterdik. Çok güzel program hayata geçirildi. Kongre ve genel kurul boyunca yaklaşık 10 gün süresince Türkiye mimarlığıyla tanıştılar. Sağ olsun Seul Büyükelçimiz ev sahipliği yaptı. Kendisi bizimle işbirliği içerisinde talebimiz üzerine dünya mimarlık örgütlerinin delegelerine bir resepsiyon verdi. Çok samimi, dostane diyaloglar oldu. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Tabii bir bilgi de vermek isterim. Böyle bir güzel büyükelçi hala var mı diye yurttaşlarımız merak ediyordur. Benim bunu da söylemek durumundayım. Sayın Büyükelçi görevden alınmıştı. Öyle mi? Muhtemelen yerine de hükümetin emrinde bir partizan birisi de atanmıştı. Büyükelçimiz o partizan büyükelçiyi bekliyordu. O gelince Ankara'ya merkeze alınacaktı. Bu işin başka yönü ancak Dünya Mimarlık Kongresi'nin her bakımdan güzel olduğunu gördük. Seul'deki kentleşme deneyimlerini de yerinde izledik. Doğrular var, yanlışlar var. Bu tür uygulamalardan Türkiye'nin kentlerinde de kendi değerlendirmelerini yapmak, dersler çıkarmak durumunda. Tabii bazı sorunlar çözülmüş. Hı hı. Ancak devasa sorunlar da yaratılmış. Yüksek yapı tutsaklığı var Seul'de özellikle. Geniş, yaygın bir metro ağı olmasına rağmen trafik sorunu devasa.
20 dakikalık bir yolu 2 saat bir zaman diliminde gidebiliyorsunuz. Yani İstanbul'la yarışıyorlar diyorsun. Evet, yani dünya sermayesi, küresel sermaye, devasa kuleler yaptı. Altyapı çözümlemeleri çok iyi. Her yer pırıl pırıl. Ancak bakıyorsunuz trafik sorunu devam ediyor. İnsan kente yabancılaşmış. İnsan böcek gibi olmuş. Yani betonun İstanbul'da üzerinde böcek gibi olmuş. Üzerinize üzerine geliyor kentler. Tabii Kore'nin başka kendi özgün konumları da var. Yüksek nüfus artışı, nüfus yoğunluğu, kimi yüksek yapılaşmaları da zorunlu kılıyor. Tabii bu görünen yüzüydü Seul'ün. Görünmeyen yüzü yoksulluk ve çöküntü mahalleleri. Tabii buralara turistik seyahatler yapılmadığı için gidenler bu gerçekle yüzleşmeden dönüyordu. Bir de şunu söyleyeyim. Kuzey Kore-Amerika tartışmaları sürecinde Güney Koreli muhalifler Amerika'nın bu tartışmaları bahane ederek Güney Kore'ye silah satması, Güney Kore'de yeni silah sistemleri kurması ve uluslararası anlamda hedef tahtasına oturulmasını protesto için Seul'un pek çok yerlerinde gösteriler de yapmaktaydı. O insanlarla da tanıştık, sohbet ettik, dertlerini anlamaya çalıştık. Bu da işin bir yanı. Bir başka kenti konuşacağız çünkü İstanbul'u konuşacağız. Birçok sorununa rağmen Güney Kore'de çok sayıda kültür merkezi ve müzeler vardı. Bu müzelere, kültür merkezlerine giriş çıkış bedava. Bunu belediye başkanlarımız duysun. Seul'de müze ziyaretleri bedava ve çok sayıda müzeler var. Tarım müzesine gittiğimizde müthiş bir düzen vardı. Müze sergileme usul ve tekniklerini en gelişmiş, yaygın bir şekilde uygulamışlardı. Adeta büyüleniyorsunuz. Pirinç müzesine gidiyorsunuz. Şimdi pirinç müzesi dediğimiz zaman yurttaşlarımız ne düşünür? İşte müthiş bir müze. Pirinçin üretimi, emeği, emekçileri, makineleri, araçları, onun işte geçmişi, tarihçesi belgeleriyle birlikte sergilenmiş. Müthiş bir şey. Bakalım buradan İstanbul'a, işte İstanbul'u konuşacağız. Kadir Topbaş'ın bırakıp kaçtığı İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'da 14 yıllık süre içerisinde yeni bir kültür merkezi yok, yeni bir sanat alanı yok. Kültür ve sanat düşmanı politikalar uygulanıyor. Kültür ve sanat insanlarına yönelik hasmane tutumlar var. İnsanlar sokaklara atıldı, sanatçılar. Sorgusuz, sualsiz. Sanat programları ideolojik amaçla değiştiriliyor. Dogmatik, neydi belirsiz bir takım programlar kültür faaliyeti adı altında halka sunuluyor utanmadan. İşte bunları da konuşacağız. Evet. Şimdi o zaman hemen şöyle yapalım Sayın Başkan. Kadir Topbaş 3 dönem İstanbul'da belediye başkanlığı yaptı. Ve 3. dönem, şimdi hani 1. dönem acemilik dönemi olur. 2. dönem hani ustalık, artık kalfalık malfalık derken son dönemde... Ustalık dönem dedi son dönem. Son dönemde istifa ettirildi. Tabii istifa ettirilişinin gerekçeleri biz biliyoruz. Bizi izleyen sevgili izleyiciler de biliyor. Güzel bir geçiş, bir tatlı bir geçişle kenara çekildi. Evet. Gazetede okudum, artık kendini din işlerine verecekmiş Sayın Topbaş yani. Evet. Ama insan olarak iyi bir insan, onu bir parantezine yere koyalım. Her şeyden önce yani, şunu belirteyim, meslektaşımız, mimar bir meslektaşımız, Mimar Odası'nın üyesi ve bugüne kadar Mimarlar Odası'yla ilişkilerinde özen göstermiştir. Ancak bu özeni kente, topluma karşı gösterdiğini iddia edemeyiz. Tabii ki İstanbulluların belediye başkanı mı oldu diye bir soru soracaksak, hayır, Erdoğan'ın belediye başkanı olmuştur. Bunu açıkça söyleyelim. Evet, tabii. Yani tabii, AKP'nin tabii de değil, tabii. Erdoğan'ın belediye başkanı olmuştur. Bu çerçevede baktığımız zaman tabii ki kendi sorumlulukları vardı. Kamu adına bu kentin sahibiydi. Evet. Ya, kamu adına bu kentin sahibiydi. Ama bu kentin sahipliğini yerine getiremedi. Yetkisiz bir başkan oldu. Bu çerçevede ancak bundan üzüntü duyarız. Evet. Bunun da tarihsel bir sorumluluğu vardır. Anayasaya, yasalara, topluma karşı da bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluklardan kurtulması mümkün müdür? İbadet ederek bu sorumluluklardan kurtulunabilir mi? Tabii bu soruların cevaplarını kendisi de biliyordur. Şimdi en azından ben şunu beklerdim kendisinden. Evet. Şimdi Türkiye'deki siyasi yapılanmanın ve siyasi dalgalanmaların nerelere gittiğini artık herkes biliyor. İstifa ettirildi. Hani insanın adam yerine konmaması ağrıma gitti.
Bu kelimenin içinde çok büyük bir derinlik var. Artı borçsuz bir İstanbul bıraktım dedi. Hayır. Ve başım dik dedi. Hayır. Şimdi bütün bunları tartışacağız aslında, evet. Ama çıkıp açıkça niçin istifa ettiğini İstanbullulara, kamuoyuna açıklamak zorunda. Bu bir görevdir. Benim elim kolum şurada bağlıydı. Şurada şunu yapabildim, burada bunu yapamadım. Sadece Topbaş mı? Erdoğan da açıklamak zorundadır. Şunun için bakınız. Sayın Topbaş'ın gönderileceğini ya da istifa edeceğini tahmin etmiştik. Ne zaman? 15 Temmuz tırnak içinde darbe girişimi sonrası Amerika'dan ayağının tozuyla geldiğinde yaptığı ilk açıklama neydi? O ılıman beyefendi, İstanbul beyefendi kimliğini bir tarafa bırakarak sert bir sözle Gezi Parkı'na top çıkışlasını yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar yapacağız demişti. Bu şu demekti. Sertlik politikalarını gündeme getirmişti. Neden? Kendini kurtarmak istiyordu. Kendini o sürecin sorumlularından birisi görüyordu. Ya da o süreçten, o sürecin işte hışımından kurtulmak için sertlik politikalarını, karşıtlıkları, hiç de kendi kibar kişiliğine yakışmayan üslupla dile getirmişti. Sadece Topbaş mı? Melih Gökçek de bunu yaptı. Yine 15 Temmuz tırnak içinde darbe girişimi sonrası Melih Gökçek'in, hatırlayalım operasyonlarını, evet. Cumhuriyet'in mimari mirası İller Bankası binasını yıktı. Neden yıktı? Gerilim politikaları için yıktı. Yani Cumhuriyet'le hesaplaşmak istiyor, onu biliyoruz. Ama dönemsel olarak, konjektür olarak gerilim politikalarını savunuyordu. Tıpkı Topbaş'ın Gezi Parkı üzerinden meydan okuması gibi. Başka ne yaptı? ODTÜ'ye iki kere operasyon yaptı. Neden? Gündemi iktidar muhalefet çatışması üzerine oturtmak, gerilimden beslenmek, bunu yaparken de kendini kurtarmak istiyor. Hı hı. Çünkü bu sürecin hem ideolojik hem de kent açısından çok büyük sorumlulukları var. Üstelik de Melih Gökçek'in dezavantajları da var. Sayın Topbaş, beyefendi konuşulabilir bir insan ve nihayetinde işte anlatacağız. Zaman zaman bir araya geldik. İşte yapıcı önerilerimizi destekleyeceğini ifade etti. Sonra arkasında duramadı, o başka bir durum. Ama başkentin, Cumhuriyet'in başkentinin belediye başkanıyla oturup konuşamazsınız. Selamlaşamazsınız bile. Yani bir öfkedir gidiyor. Bir öfke, saldırı, hırçınlık, yani bir düzey sorunu. Bu başka bir değerlendirme kategorisidir. Ama ikisinin ortak bir yanı olmuştur 15 Temmuz'dan sonra. Gerilim politikalarını özellikle gündeme getirmişlerdir. Bu tesadüf değildir ve dolayısıyla bir soru başka. Gönderileceklerini ya da istifa edeceklerini tahmin ediyoruz. İstanbul'da Topbaş üzerinden konuşacaksak, 20 binin üzerinde plan tadilatını onayladı. Evet. Jet hızıyla meclisten geçirdi. 7 tane plan tadilatını veto etti. Bu oyun, bu mizansen. Tabii. Bu mizansen, bu topluma karşı Kadir Topbaş'ın onurunu kurtarmak, asıl sebebi ortadan kaldırmak amaç buydu. Yani ama bugün şunu mu diyorsunuz? Bu mizansen programlandı, tezgahlandı, kesinlikle. Yazıldı ve senaryo oynandı. Ya bunu tahmin etmek için böyle dahi çok zeki olmak gerekmiyor. Bu çok belli bir şey, evet. Çok belli, açık, aleni bir şey. Toplumu şey yerine koymasınlar. Yani toplum da bunu anlıyor, görüyor. Ancak burada şuna ben özellikle itiraz ediyorum. Topbaş üzerinden İstanbul'un tartışılmasına itiraz ediyorum. Çünkü bu kenti 24 yıldır Erdoğan yönetiyor. Sayın Topbaş yönetmedi. Yetkisiz bir başkandı. 24 yıldır Erdoğan bilfiil kendisi belediye başkanı olduğu sıra yönetti ve daha sonra da talimatlarıyla yönetti. Hatırlayalım, Alemfit Gürtün'a bu talimatlara uyuyordu. Ama belediye başkanlığının son dönemde kimi itirazlarını gündeme getirdiğinde aforoz edildi. Şimdi de Topbaş başka bir nedenle gönderildi. Yerine yeni bir belediye başkanı getirildi. Bu da seçim yapılıyormuş gibi bir hava yaratılarak işte meşrulaştırmaya çalışıldı. Hayır, bu son derece belli bir şey. Yine Erdoğan'ın talimatlarıyla İstanbul'a bir belediye başkanı tayin edilmiştir. Durum bundan ibaret. Şimdi ben tabii şurada paylaşmak istediğim bir konu var. Bu aslında
yeni başkan Sayın Mevlüt Uysal'ın daha Bismillah koltuğuna oturmaz, daha ısınmadan üzerinde konuşmak, bir takım şeyleri sormak yanlış. Ama şöyle biraz geriye doğru bakıldığında Sivas Madımak Oteli'nde 35 kişiyi yakanların hukuk savunuculuğunu, avukatlığını yaptı. Bu önemli benim için. Yani Sayın Mevlüt Uysal sanatçıları, oradaki canların, 35 canın çatır çatır canlı canlı yakılmasını sağlayan insanları savunmaya kalktı ve onların avukatlığını yaptı. Ben size bir soru sorayım. Siz hep soruları soruyorsunuz ama bir de ben sorayım. Peki bu tesadüf mü? Yani Erdoğan'ın, kesinlikle değil. Cumhurbaşkanının Sivas katliamının avukatını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirmesi tesadüf mü? Değil. Neden? Çünkü sevgili seyircilerin gözünün içine bakarak neden? Tesadüf mü diye sormak lazım. Neden? Çünkü bu gerilim politikalarından sadece Gökçek ve Topbaş beslenmiyor. AKP iktidarı kurulduğundan beri gerilim politikalarından besleniyor ve nihayetinde de inanç üzerinden toplumu kamplara bölmek, bir anlamda iç savaş kışkırtıcılığı yapmak, nefret doğumlarını topluma ekmek, binlerce yıldır kardeşlik, barış, dostluk duygularını zedelemek bir politika haline gelmiştir. İşte bu gerilim politikalarından beslendiği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sivas'ın katillerinin avukatını getirmiştir. Bu tesadüf değil, bilinçli tercihtir. Erdoğan'ın hala devlet adamlığı, Cumhuriyet'in bekası için gerekli adam gibi değerlendirmeler yapılması şaşırtıcıdır. Umarım bu çevrelerin bu değerlendirmeyi çok daha rasyonel, sakin bir şekilde yapmaları gerekir. Bakınız, Gezi üzerindeki yaratılan gerilim tamamen bu politikaların ürünüdür. ODTÜ üzerindeki bu yağma, yol, talan girişimi yine bunun üzerinedir. Başka bir sürü olaylara bakın. Evet. Ben geçen gün 10 Ekim'de Ankara'da barışı savunan 102 insanın katledildiği o olay, büyük vaka dolayısıyla mahkemedeydim. Mahkemede insanlar perişan ve o yargı süreciyle o katliam adeta unutturulmaya çalışılıyor. Böyle bir görüntü var en azından. Katledilen insanların yakınları en azından böyle algılanıyor. Bunlar tesadüf mü? Değil. İşte bu gerilim politikalarıyla birlikte iktidarı kökleştirmek, Cumhuriyet'le hesaplaşmak ve nihayetinde otokratik diktatörlüğü kurmak. Otokratik diktatörlük diyorum, bunu özellikle bilerek söylüyorum. Bakınız, bugün yetkisiz bir topbaşı tartışıyoruz. Bu tesadüf mü? Bu da tesadüf değil. Çünkü 24 yıllık yerel yönetim sürecince ve 15 yıllık merkezi iktidar dönemince AKP otokratik bir diktatörlüğü kurdu. Bunu da hayırla taşlandırdı, hileli bir referandumla taşlandırdı. 2019'da da kesinleştirmek istiyor. Evet. Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi, ama şunu söylemek istiyorum. İsterseniz şöyle, var evet, vaktimiz. Evet. Ben Bahçeşehirler Derneği Başkanı Uğur, evet, Barış Karabulut'u bir canlı telefona isteyeceğim. Neden? Biliyorsunuz Mevlüt Uysal Bahçeşehir Belediye Başkanı, evet, ve oradaki imar politikaları ile ilgili olarak Bahçeşehirler Derneği başta olmak üzere oradaki bütün sivil toplum örgütleri, odalarımız ve bir takım inisiyatiflerin hakikaten çok başını ağrıttı. Şimdi daha gelir gelmez ayağının tozuyla eleştiri anlamında getirmiyorum ama bir takım şeyleri toplumun bilmesinde de fayda var. Arkadaşlardan rica edeyim onu bağlar bağlamaz bize aktarsınlar. Şimdi Sayın Başkan, Kadir Topbaş seçim öncesine dedi, neler vaat etti, ne yaptı? Şimdi iki cümle daha söylememe genel olarak izin verirseniz. Türkiye'de 3500 belediye vardı. Bunların 2000'den fazlası kapatıldı ve 1397 belediye var. Bu 1397 belediyenin de 884'ü AKP'nin kontrolünde. Bütün muhalefetin, CHP, MHP ve HDP'nin toplam 513 belediyesi var ve bunların çoğunluğu da irili ufaklı belediyeler. Asıl belediyeler iktidarın belediyeleri. Hı. Ve bu sırada... Çok özür dilerim, telefon bağlantısı tamam, sağlamışlar mı? Alo. Alo, merhabalar. Ha, merhaba. Barış Bey, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi. Mevlüt Uysal'ı siz oradaki verdiğiniz mücadeleden tanıyorsunuz. Tabii bizim iyi arzularımız, isteğimiz Sayın Mevlüt Başkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda sizlerle sıkıntılı olan o imar mevzuatlarını yapmaması üzerine iyi niyetimizi baştan bir koyalım. Sizin bu konudaki sıkıntıları neler oldu? Neler söyleyeceksiniz? Kısaca görüşünüzü alalım. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Derneğin estağfurullah. Misafir ettiğiniz için konunuza da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi sizin Bahçeşehir'deki süreç 2013'te başladı. 2013 yılında bir plan tadilatı yapıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı Bahçeşehir'in genelinde bir uygulama yapmak istedi. Pazar dediğimiz kamuya ait daha önce buradaki inşaat firmalarının bedelsiz terk ettiği, pazar alanı amaçlı kullanılmak üzere terk ettiği alanının etrafında, onun dışında yine sağlık donat alanı olarak yine Bahçeşehirlilere sunulan bir alanda işte Sofa diye bir proje yapıldı, inşaat projesi yapıldı, imar değişikliği yapılarak yine orada bir mağduriyet yaşadı. Onun dışında yine Gölet'te 2013'te bir plan tadilatı yaptılar. Gölet ve karşı yamaçlarını imara açmayı düşündüler. Yaklaşık 3000-4000 konutun oluşacağı bir plandı bu değişiklik. Ancak o zamanki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız başvurular ve bakanım da bizi bizzat arayarak tamam eylemlerinizi durdurun, biz bu planları iptal ettik şeklinde uygulamasından sonra biz sevindik. Ancak 2015 yılında Gölet'te yeni bir plan yaptılar ve o planda da Gölet'in üçüncü şahıslara meclisten aldıkları kararla satışını gerçekleştirdiler. Bir bölümünü büyütüyoruz adı altında, dere ıslahı yapıyoruz, fon lazım, bütçe lazım adı altında 130 ünitelik bir ticari alana çevirdiler. Ben buradan şunu söylemek istiyorum, bilmiyorum mimarlık literatüründe şöyle bir şey var mıdır? Betonla büyüyen bir park ya da gölet var mı? Çünkü 130 tane siz buraya bir yapı koyduğunuzda siz bu göleti aslında park olarak büyütmüş olmuyorsunuz. Tam tersi betonla birilerine vermiş oluyorsunuz. Bir rant sağlamış oluyorsunuz. Ve bu alanda mahkeme kararlarıyla kamu yararı gözetmeyen şehircilik ilkelerine aykırılığı Danıştay'a kadar gitmiş. Danıştay'ca da yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş bir alan. Şimdi burada çok üzülerek Türkiye'de yıllardır çiğnenen hukuk ihlalleri, biz bunu birebir burada yaşıyoruz son 4-5 yıldır. Ve bizim belediye başkanımız da şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Yani ben burada şunu anlayamıyorum ve bir nasıl söyleyeyim, sağduyulu bir Türk vatandaşı olarak aklım ermiyor. Siz Danıştay'ın verdiği bir kararı uygulamayan bir belediye başkanını kendi yerelinde, bugün koskoca İstanbul gibi bir güzide kenti yönetmek için atıyorsunuz. Bence bu bir atamadır, seçim değildir. Ve biz bundan sonra daha da artık korkmaya başlıyoruz İstanbul'un başına geleceklerden. Yani o kadar tehlikeli bir durum ki bana kalırsa. Çünkü bakın gözümüzün önünde bir park alanını, spor alanını inşaat izni verilmesini sağlayan ve bunun Danıştay'da iptali olması gerekirken bu kararı uygulanmamasından bahsediyorum. Evet. Ve uygulanmadığı için de Sayın Belediye Başkanı'na 95 gün önce şu anki Mevlüt Bey'e bir görevi kötüye kullanmaktan açtığımız savcılık soruşturması var ve hala işleme konulmadı. Evet. Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Barış Bey, çünkü çok burada teşekkür ediyorum. Var. Ben sizin bu konudaki verdiğiniz mücadeleleri biliyorum. Ben özellikle İstanbul gibi dediğiniz bir dünya kentine atanan dediniz, ona da katılıyorum. Yeni belediye başkanının bu sizlerle olan diyaloglarını da özellikle izleyicilerimle paylaşmak istedim. Hani giden geleni aratır misali. Ve siz de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak endişe içindeyim diyorsunuz. Endişenizi paylaşıyoruz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bizlere fırsat verdiğiniz için. Programınıza da başarılar diliyoruz.
Sağ olun. Çok sağ olun. Barış Bey çok doğru tespitler yaptı. Bir iki ilave yapmak zorunluluğu var. Öncelikle şunu hatırlayalım. 1996 yılında Bahçeşehir Habitat Ödülü aldı. Evet. Yani en iyi kentleşme. Yani insancıl yaşam alanları, işte ulaşımı, yapıları, yerleşim kararları doğru verilmiş. Yeterince yeşil olan, altyapısı çözülmüş bir kent olarak, örnek bir model olarak ödül aldı Habitat'tan. Bu bir şanstı. Yani böyle bir şans başka belediye başkanlarının yoktu. Yani bu şehrin, ilçeleri, büyük şehrin, hatta Sayın Topbaş'ın, eleştirdiğimiz Sayın Topbaş'ın bile böyle bir şansı yoktu. Onun böyle bir şansı vardı ama bu şansı çok kötü değerlendirdi. Barış Bey kimi örnekleri verdi? Göletin yok edilmesi, işte yeşil alanların talan edilmesi, TOKİ'nin Bahçeşehir'in donatı alanlarına, sağlık, kreş ve benzeri donatı alanlarına, park alanlarına gökdelenler, AVM'ler, rezidanslar yapması Mevlüt Bey'in zamanında oldu. Bu şansı kullanmadığı gibi Bahçeşehir'in yaşanılır olmaktan çıkarılması ve yaşanmaz, kaotik bir kent haline, sorunlu bir kent haline gelmesinde temel sebebi odur. TOKİ projelerini desteklemiştir. Hiçbirine dava açmamıştır. TOKİ projeleriyle yağmalanmıştır. Ayrıca kendisinin aldığı, büyükşehirde takip ettiği plan kararlarına baktığımızda da çok ciddi sorunlar vardır. Ve nihayetinde ödül olmasın. Bizi izleyen İstanbullular eyvah diyecek şimdi. Şu an yeşil alan açısından mukayese edelim. Mevlüt Bey'in teslim aldığı Bahçeşehir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12 metrekarenin üzerindedir. Bazı noktalarda 20 metrekareyi bulabilir. Şu anda bu sıfırlanmıştır Mevlüt Bey'in sayesinde. O zaman Mevlüt Bey'in gelecekte ne yapacağını bir cümleyle ifade edersek, Bahçeşehir'i betonlaştırdığı gibi İstanbul'un bütününü betonlaştırmak için var gücüyle çalışacağı anlaşılmaktadır. Bu bir haksız bir suçlama değildir. İşte aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. İşte ortada Habitat Ödüllü kentin betonlaştırılması, şimdi de İstanbul'a yetkili kılınması bu kişinin. Şunu söyleyelim, genel değerlendirmeyi yine bitireyim ve Sayın Topbaş'ın projelerine gelelim, sizin sorunuza gelelim. Türkiye'de yeni bir rejim, otokratik bir rejim ve yağmanın kurgulanması için merkezi bir iktidara ihtiyaç vardı. İşte bunu yapmanın araçlarından bir tanesi yerel yönetimlerdir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin yetkileri daraltılmış, 2000 belediye sorgusuz sualsiz kapatılmış ve bu da yetmemiş. Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılarak 30 tane belediye Büyükşehir Belediyesi ilan edilmiş. Buralar dukalığa dönüşmüş ve aynı zamanda seçim kazanmanın aracı haline getirilmiş. Şimdi de hükümetin gündeminde ilave olarak 30 Büyükşehir Belediyesi'ne ilave olarak 21 Büyükşehir Belediyesi daha ilan edilmesi ve toplamda 81 kentimizin 51'inin Büyükşehir statüsüne kavuşturulması ve dolayısıyla buradaki seçimi kazanmak için her yol deneniyor bir. İkincisi şehrin bütününe bir kişinin hakim kılınması, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve Büyükşehir Belediyesi adına da yetkilerin saraydan kullanılması gibi bir süreç tarif edilmektedir. Bu çerçevede dükalıklar vardır ve dükalıklar saraya bağlıdır. Yani Atatürk Orman Çiftliği üzerinde yapılmış olan kaçak saraya bağlıdır. Buradan baktığımızda Kadir Topbaş'ın yetkisizliğini daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Sayın Topbaş'ın projelerine gelirsek, ben sadece iki tane dergi getirdim Topbaş'ın. Yani ezberden konuşmayalım, belgeli konuşalım diye, bizzat Sayın Topbaş'ın ağzından konuşalım diye. Bakınız 2004'te belediye başkanlığına geldi Mart ayında. 2005 Kasım ayında yayınladığı dergi var. İstanbul'un ulaşım sorunları var. Trafik sorunları var, pek çok sorunları var. Ulaşıma çözüm diye 116 kavşak projesini gündeme getirdi. Daha sonra bu kavşak sayısı 142'ye ve şimdi de yaklaşık olarak 200'e çıktı. Bu kavşak projeleri gerçekleştirildi. Milyonlarca TL, eski rakamlarla trilyonlarca TL bedel ödendi. Halkın parası, kamunun parası.
Ve bugün bunların çözüm olup olmadığını yurttaşlarımız değerlendirsin. Bugün İstanbul'da trafik sorunu arttı mı, azaldı mı bunu değerlendirsin. Bu paralar nereye gitti? Bir sisteme, projeye dayalı olan ana arter projeleri, ulaşım projeleri de bu kavşak çözümleri adı altında işlevsiz hale getirildi. İstanbul'un neresine giderseniz işlemeyen bir trafik vardır ve bugün şu yoldan gidersem rahat ulaşırım diyebileceğiniz hiçbir yol yoktur. Ben bu şehirde çok uzun süre yaşıyorum. Bu şehrin dağını taşını bilirim, trafiğin her yolunu bilirim. Ama trafiğin daha az yoğun olduğu yolları bulabilmek için internete başvurmak zorunda kalıyorum. Evet, bu bir. İkincisi, gelelim diğer projelerine. 2008 Mayıs ayında yayınlanmış, yine Büyükşehir Belediye'mizin, kamerada görülüyorsa, bülteni var. Burada deniyor ki büyük değişim Zeytinburnu'ndan başlıyor. Güzel bir başlangıç. Şöyle, neden güzel? Çünkü 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremi yaşandı. Depreme karşı kentleşme modeller arayışı söz konusu. Sayın Topbaş o zaman Zeytinburnu modelini ile depreme karşı kentlerin güvenli hale getirileceğini iddia etmektedir. Nihayet bağlı olduğu hükümet de bunu söylemektedir. Onun adına bunu kullanmaktadır. Baktığımızda Zeytinburnu bir model olmuş mudur? Hayır. Çünkü Zeytinburnu modeli diye İstanbul'un başka yerlerinde uygulanan bir model yok. Evet. Zeytinburnu modelini Zeytinburnu Belediye Başkanı başka mahallelerinde de uygulamamış. Sayın Topbaş kendi yetki alanındaki Kiptaş projelerinde de Zeytinburnu modelini uygulamamış. Hükümet Anadolu'nun başka kentlerinde deprem riski altındaki olan kentlerde Zeytinburnu modeli uygulanmamış. O zaman bu söz ne olmuş? Havada kalmış. Peki ne gerçekleşmiş? Zeytinburnu yağma edilmiş, talan edilmiş. Bir takım rant projeleri, AVM'ler, inşaat yoğunlukları getirilmiş. Yeşil alana azaltılmış. Orada yaşam zaten sıkıntılıydı, daha da sıkıntılı hale gelmiş. Peki Türkiye'de ve İstanbul'da depreme çözüm adı altında bir proje gerçekleştirildi mi? Bunun olmadığını anladık. Zeytinburnu projesinin depreme karşı bir öneri olmadığını anladık. Başka yerlere bakıyoruz. Bir örnekleme yapacak olursak, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaklaşık 2 hafta önce açıklama yaptı. İstanbul'da 600 bin bina riskli. Yıkılması gerekir, yeni binaların yapılması gerekir dedi. Peki bu binalar geçen 1999 depreminden sonra bütün dönemlerde belediye AKP iktidarında 15 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bütün bakanlıklar AKP iktidarında şimdiye kadar neden yapmadınız? Riskli yapı diye yıkılan yapı miktarı 10 bini geçmez bugüne kadar. Bakınız 600 bin binadan söz ediyoruz. Bunları konut olarak düşündüğümüzde bunu 4'le 5'le çarparsak yani riskli konut sayısını tespit edebiliriz. Dolayısıyla bu şehirde nüfusun çok büyük kısmı deprem riski altında. Yine bu şehrin yapılaşmasının %60'tan fazlası deprem riski altında. Yapılan binalara baktığımızda bu binaların, yeni binaların depreme karşı güvenli olduğunu iddia edecek herhangi bir denetleme mekanizması da, kamu denetimi de söz konusu değil. Projelere bakmaya devam edelim çünkü zamanımız sıkıntılı. Onun için şöyle bakalım, işte Zeytinburnu'na önerilen model. Tipik kötü toplu konut örneği. Başka bir şey değil ancak beton katlar, işte yeni inşaat alanları, AVM'ler. İşte devam ediyoruz. İşte özürlülerle ilgili çalışma yapacaklarını söylüyor. Yani engelsiz kent. Geçen süre içerisinde ben 14 yıl sadece Sayın Topbaş'ın dönemini demiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçen 24 yıl içinde, yani Erdoğan'ın bilfiil yönettiği ve daha sonra talimatlarla yönettiği 24 yıl içerisinde değil engelli özürlü yurttaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, hepimiz bir engelli haline geldik. Yollarda karşıdan karşıya geçemiyoruz. Bir yer iş yerimizden evimize ulaşamıyoruz. Hasta olduğumuzda hastaneye gidemiyoruz, okulumuza gidemiyoruz. Ve hepimiz toplum olarak engelli hale geldik.
Başka projeler, yine bir takım tabii süslemeler, dekoratif projeler vesaireler, Kiptaş konut üretmeye devam ediyor. İşte Kiptaş konutları Bahçeşehir'de de yaygın bir şekilde ve kötü örnekler olarak uygulandılar. Bakınız Bahçeşehir projesi asıl olarak Emlak Bankası'nın projesidir. Organize ettiği, kamu adına organize edilmiş projedir. Demek ki kamu isterse yapabiliyor. Çok daha iyisini yapabilir. Ancak burada yapılan Kiptaş projeleri utanç vericidir. İşte Kiptaş devam ediyor. Bunu örnek olarak gösteriyor Sayın Topbaş. Yeni seçilen belediye başkanı da bunun sahipliğini üstlenmiştir. Devam edelim. Laleler devri. En güzel laleler belli oldu. İstanbul'a laleler getirildi. Osmanlı'nın lale devri, çöküş devri. Nasıl bir devir olduğunu halkımız çok iyi biliyor. Ben bu konuda daha fazla konuyu uzatmak istemem. Lalelere, yani üretilemeyen, dışarıdan ithal edilen lalelere kamu kaynakları aktarıldı ve her taraf lale doldu. İşte bir proje parantez, bunu gerçekleştirdi. Hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Tek gerçekleştirdiği son proje budur. Son birkaç yıldır betonlaştırdıkları duvarlara asılan bu asma bahçelerle evet. ilgili öyle bir bütçe, öyle bir bütçe, öyle bir gider var ki akıllara ziyan. Akıllara ziyan ve sürdürülebilirliği yok. Her üç ayda, dört ayda bir yenileniyor. Çok doğru bunu ifade ettiniz. Bakınız biz Seul'den bahsettik. Seul'de kişi başına düşen milli gelir 24 bin doların üzerinde. Bizde sayılar şişirerek, rakamlar şişirerek 10 bin dolardan bahsediyoruz. Seul'de bir tane duvar süslemesi, plastik süslemeler yok. Hepsi doğal. Oranın bitki örtüsü ve iklim koşullarına uygun dekorasyon, peyzaj seçilmiş. Son derece sade ve güzel düzenlemeler yapılmış. Bizde ise bakıyorsunuz arabesk, hiçbir mimari anlayışa dayanmıyor. Neydiği belirsiz şekiller ve bu şekillerin metrekaresi 1000 TL. Evet. Ve bunu yapan firmalar akraba, eş dost, yakınlar ve bugün devlet bunlardan hesap soramıyor. Sormuyor. Evet. Devletin müfettişleri sus ya da bu konuda sesini çıkartmak isteyen müfettişler görevden almış. Bir lale devri. Evet. Bunu Sayın Topbaş Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yerine getirmiştir. Kendi açılarından başarılı bir lale devri projesi gerçekleştirmiştir. Bunun dışındaki projeler açısından bunu söylememiz mümkün değil. Ancak halkın emeği, alın teri çöpe atılmıştır. İtfaiyenin modernizasyonu sağlanmış mıdır? İtfaiye emekçilerine buradan selamlar gönderiyoruz. Onlar yangın, afetler karşısında canla başla hayatlarını ortaya koyuyorlar. O emekçilere saygımız büyük ve alınlarından öpüyoruz. Ancak itfaiye teşkilatı modernizasyonu yapılmamıştır. Bu modernizasyon, eğitim, kadrolaşma, teçhizat sağlanması olmadığı için bir yangın sırasında itfaiye çalışanlarımız yangın yerine ulaşamamaktadırlar. Dolayısıyla bu projede gerçekleşmemiştir. Yine hızlıca gidersek başka... 6-7 dakikamız kaldı Sayın Başkan. O zaman fidanlar ağaca dönecek dendi. Evet. Halbuki İstanbul'da 5 milyon civarında ağaç kesildi hatalı projeler nedeniyle. Ayrıca imar uygulamalarıyla parsel bazında pek çok ağaç ortadan kaldırıldı. Ve yapılan imar yönetmeliğiyle ağaçların kesilmesi bunların yerine müteahhitlerin ya da arsa sahiplerinin göstermelik bir bedel ödemesi yöntemiyle ağaçlar buharlaştırıldı. Dolayısıyla bütün bu projelere baktığımızda Topbaş'ın kendi gündeme getirdiği projelere baktığımızda bunlar başarılamamıştır. İnsan hakları bu kentte ihlal edilmektedir yanlış işte nedenlerle. Eğitim yapıları yerleri rant projelerini terk etmiştir. Sayın Topbaş bunlara sahip çıkmamıştır. Merkezi hükümetin ceberrut politikalarına teslim olmuştur. Yine bu kente çok büyük sorunlara neden olacak olan 3. Havalimanı, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve daha pek çok büyük altyapı projelerinin çevreye karşı duyarsızlıklarıyla birlikte yatırıma dönüşmeleri karşısında İstanbul'u savunmamıştır. Ve şunu da ifade edeceğim. Aslında Sayın Topbaş görevinin başına geldiğinde bizi davet etti. Biz de Mimarlar Odası olarak kendisini ziyaret ettik. Ben İstanbul Şube Başkanı'ydım.
bir heyetle ziyaret ettik. O zaman hükümetin gündeme getirdiği pek çok projeye karşı eleştirel bir yaklaşımda bulunuyordu. Örneğin, 3. köprünün olamayacağını, 3. havaalanının asla gündeme gelmeyeceğini söylemişti. Maslak'ta yapılan, çok tartışılan, bizim açtığımız davalar sonunda 8 kere planı iptal edilen ancak inşaatı devam eden o binalara karşı olduğunu söylüyordu. Harp Akademileri Komutanlığı'nın bölgesinin imara açılması, daha pek çok yerdeki bu yanlış proje ve hatalı yatırım kararları karşısında aynı düşündüğümüzü söyledi. Fakat Sayın Topbaş tamamen merkezin politikalarına teslim olmuştur. Yine hatırlayalım, Göztepe Parkı'na bir yapı yapılması gündeme gelmişti. Topbaş Amerika'daydı. Başkan vekili olan Tuzla'daki bütün tarım arazilerini yağmalayan İdris Güllüce bunu fırsat bilerek Göztepe Parkı'na inşaat yapılması plan tadilatını meclisten geçirmişti. Sayın Topbaş buna karşı tavır alınca İdris Güllüce'nin belediye başkanı olması, kendisinin de tırnak içinde sağlık sorunları nedeniyle görevden alınması gündeme geldikten sonra artık biz Sayın Topbaş'la bir daha görüşemedik. Ya bu konularda görüşemedik ve nihayetinde bütün merkezin rant, yağma, talan politikalarına teslim olmuştur. Bir kere daha görüştük tabii, bu kent konu asıl olarak kent değildi ancak Gezi Parkı'ydı. Gezi Parkı'nda da Mimarlar Odası'nın ve çevre kuruluşlarının, diğer meslek odalarının Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına karşı tavrının doğru olduğu yönünde ifadeleri vardı. Halkın ve bu konudaki görüş, halka ve görüşlere saygılı olduğunu ifade ediyordu. Nihayetinde de Gezi sürecindeki hükümetin şiddet politikalarını durdurması için kendisinden talepte bulunmuştuk. Bu konuda İçişleri Bakanı Muammer Güler ve dönemin başbakanına başvurmuştu. Bu başvurular da sonuçsuz kalmıştı. Bu girişimde bundan sonra zaten Sayın Topbaş'la herhangi bir görüşmemiz, diyalogumuz söz konusu olmamıştır. Sayın Başkan, aslında programın hemen başında belirttiniz. Aslında burada hani Topbaş'ı günah keçisi haline getirmenin de bir anlamı yok. Şimdi biz şu gözle baktığımızda maalesef Türkiye'nin şu andaki bütün yerel yönetimleri, hatta meclisiyle ilgili aynı şeyi de söyleyebiliriz. Sayın Kadir Topbaş, o belirtmiş olduğunuz duruşunu, mimar kimliğini koruyabilecek nitelikte bir duruş ve davranış gösterseydi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bu kadar sürdürebilir miydi? Elbette ki hayır. Görevden alınırdı, evet. Alınırdı. Görevden alınırdı. Şimdi bir yerde tercih belirlemiştir. Bunu konuşalım. Evet. Bir yerde tercih belirlemiştir. Ben görevde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başında olayım, tamam, bunu belirlemiştir. Bu manada eleştiriyorum. Zaten programımızın içerisinde tek tek izah ettiniz, aktardınız. Ankara'nın kararlarının uyumasıyla ilgili bir noter olarak görev yapmıştır. Evet. Ha, Sayın Topbaş olmasaydı, bir X AKP'li olsaydı, yeni gelen başkan adına bunu direkt söylemek yanlış olacak ama işte yaptıklarıyla ilgili değerlendirip baktığımızda Halep neredeyse, arşın burada. İşte önümüze konan yeni bir belediye başkanı, yeni bir model. Bütün bunlara baktığımızda aslında evet, içimizin sızladığı bir konum içindeyiz. Yani Türkiye'de ben hep söylüyorum, demokrasi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni başkanını sözüm ona seçmiştir. Ben inanıyorum ki 179 tane oyun içinde içi sızlayarak o sandığa oy vermek zorunda kalanlar olmuştur. İnanıyorum buna. Ama her şeye rağmen o oyunu atmıştır. Keşke öyle olsa. Şimdi tabii otokratik yönetimlerde seçim ve göstermelik yapılır. Kararları otokrat verir. Tek adam verir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nde seçim mizanseni yaşanmıştır. Seçim yapılmamıştır. Peki farklı oy kullanabilirler miydi? Kullanamazlardı. Çünkü tabii ki istisnalar vardır. Yani vicdanlı insanlar vardır. Bunu ben kabul ediyorum. Ancak kimisi partizandır ve büyük çoğunluk ranta bulaşmıştır. Suç işlemiştir. Dolayısıyla itiraz edemez. Ederse başkaları için geçerli olmayan mahkeme kararları onlar için devreye sokulur ve hapse girerler. Zindanlara girerler. Göz açıp kapayıncaya kadar 5-6 yıl, 10 yıl geçer. Bunun farkındalar. Dolayısıyla
179 oy alacakları konusunda ben açıklamalarda bulunmuştum seçimden önce. Kimi iyimser değerlendirmeler vardı. Vicdanlı AKP'liler muhalefetin adayına oy verecek, muhalefetin adayı belediye başkanı olacak gibi bir takım şeyler vardı, yaklaşımlar vardı. Bunun olmayacağını ben baştan söyledim ve dolayısıyla kişisel olarak risk aldım. Ancak bunu biliyoruz, biz bunu anlamamız için yani yeniden bazı sorunları yaşamamız gerekmiyor. Ama şunu söylüyorum sonuç olarak, bugün yeni bir belediye başkanı gelmiştir. Ama asıl belediye başkanı durmaktadır. Asıl belediye başkanı değişmemiştir. O durmaktadır. Türkiye belediye başkanı yerindedir. Dolayısıyla yeni belediye başkanının hükmü şahsiyeti yoktur. Ancak biz Kadir Topbaş'ın o ılımlı İstanbul beyefendisi kişiliğini arayacağız. Çünkü politikalar giderek sertleşmektedir. Sertleşen politikalara uygun mizaçta kişiler görevlere getirilmektedir. Sivas katliamının sanıklarının avukatı getirilmektedir. Bu başka yerlerde de böyle olacak. Gökçek gidecek, yerine gelecek olan kişi demokrat olmayacak. Gökçek kalsın diye söylemiyorum. Gökçek'in bin kere gitmesi lazımdı şimdiye kadar. Eğer bu Türkiye hukuk devleti olsaydı Gökçek'in bin kere gitmesi lazımdı. Ama Gökçek giderse yerine gelecek olan kişi demokrat bir kişi değil, muhtemelen yine Sivas katliamı ya da başka katliam sanıklarının avukatları gelecektir. Bugün onlar milletvekilidir, bakandırlar. Devletin en tepelerinde bu ülkeyi yönetmektedirler. Sonuç olarak bu zamanımızın daraldığını farkındayım. Şunu da ifade etmek istiyorum. İstanbul'un 42 milyar TL bütçesi var. 2017 bütçesi 42 milyar TL. Buna merkezden aktarılan bedelleri eklediğimiz zaman 100 milyar TL'nin üzerinde bir miktardır. Sadece 47 milyar TL dünyada 127 ülkenin bütçesinden fazladır. Yani daha doğrusu İstanbul'un ekonomik büyüklüğü dünyadaki 127 ülkenin ekonomik büyüklüğünden daha fazladır. Şimdi böyle bir şehri kamunun yönetmesi kolay değildir. Bu sorunlar olursa iş daha da içinden çıkılmaz hale gelecektir. O nedenle gelecekte İstanbul'u yönetmek isteyenlerin ciddi bir kamu yönetimi, yerel yönetimi, merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki koordinasyonu, senkronizasyonu yeniden kurmayı mutlaka gündemlerine getirmek ve program olarak sunmak zorundadırlar. Programımız bitmeden önce izninizle bir davadan da söz etmek isterim. Bizler meslek örgütleri olarak kamu ve toplum yararı doğrultusunda mesleğimizin ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğimiz için rant projeleriyle, hükümetin hatalı yatırım kararlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Ve bundan dolayı da Temmobi ve Odlar üzerinde bir operasyon yürütüldüğünü zaman zaman burada yurttaşlarımızla paylaşıyorduk. İşte bu çerçevede Kimya Mühendisleri Odası talimatlı bir yargı kararıyla yönetim kurulu görevden almıştır. Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulu görevden almıştır. Talimatlı karar ben söylemiyorum. Bu işi bilen hukukçuların, uzmanların görüşü bu yargı sürecinde mahkemenin, hakimin, sayın hakimin bakanlığın açtığı davayı reddedeceği yönündeydi. Ancak bütün bu hukuki gerekçelere rağmen ve hukukçuların görüşüne rağmen yargıç hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir kanun maddesi dahi söylemeye ihtiyacı duymadan bizim huzurumuzda Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nu görevden aldığını ilan etmiştir. Tabii bunun şu anda hukuken karşılığı henüz kesinleşmemiştir. İstinad Mahkemesi'ne başvuracağız. Ardından İstinad Mahkemesi'nde durum değişmezse Yüksek Yargı'ya başvuracağız. Yüksek Yargı'da yine talimatlı bir karar olarak onaylanırsa yine hukuki haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bunu özellikle kamuoyumuzun bilgisine sunmak istedik. Kimya Mühendisleri Odası'nın yanındayız. Birazcık da odaların üzerinde son dönemde kurulan baskının bir ön adımı mıdır bu? Yani bir korkutma tokadı mıdır? Yani böyle değerlendirebilir miyiz bunu? Elbette. Tabii ki bu bilerek yapılmış siyasi bir karardır. Bu hukukla alakası olmayan bir karardır. Evet. Bütün yurttaşların
bu ülkeyi seven herkesin, kamu ve toplum yararına mücadele eden herkesin Kimya Mühendisleri Odası'na ve risk altındaki bütün kuruluşlara sahip çıkması, evet, destek vermesi gerekir. Şimdi programımız bitti. İstanbul üzerine Mimarlar Odası Genel Başkanı olarak sevgili izleyicilerimize bir cümleyle önümüzdeki süreci ve onlardan beklentilerinizi istiyorum sizden ve programı kapatacağım. İstanbul'un geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Bunu böyle düşünmek lazım. Bunu kişisel çıkarlara, kişisel pozisyonlara, iktidar hırslarına heba etmemek lazım. Önümüzde bir yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde Türkiye hesaplaşması İstanbul üzerinden yapılacak. Gericilikle çağdaşlık, diktatörlükle demokratlık, hukukla hukuk dışılık, çağdaş kentleşmeyle yağma İstanbul üzerinden hesaplaşacaktır. Buna göre bütün kesimlerin programlarını yapması gerekir. Yapmaları halinde bizler sonuna kadar onlarla beraber olacağız, destekçi olacağız ve son olarak şunu söylüyorum. 2007 Dünya Mimarlık Günü iklim değişikliklerine karşı çevrenin savunulması temasıyla kutlanmaktadır. Bu çerçevede pazartesi günü biz Dünya Mimarlık Günü'nü kutlayacağız. Bütün meslektaşlarımızın Mimarlık Günü'nü kutlarken yurttaşlarımızın da iklim değişikliğine karşı çevrenin korunması yönünde çabalarını yükseltmesi, işbirliği içerisinde olmalarını dilediğimi özellikle belirtmek isterim. Sayın Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettiğiniz, katkı koydunuz. Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp Muhçu konuğumdu. Sevgili dinleyiciler, biz bir programda Sayın Kadir Topbaş'ı yargılamak gibi bir durum içinde değildik. Kadir Bey'le ben 5 yıl birlikte çalıştım. Hakikaten Eyüp Başkan'ın da ifade ettiği gibi tam bir İstanbul beyefendisi. Kadir Bey orada kalmanın veya kalmamanın tercihini kendisi yapmıştır. Orada kalmanın bedelini ödemiştir. Orada kalmanın eleştirisel bedelini ödemektedir. Ama kendi kimliği ve kişiliğiyle ilgili en ufak bir şeyimiz yok. Kadir Bey İstanbul beyefendisi olarak tanıdığımız eski belediye başkanı olarak hep zihnimizde kalacaktır. Evet, Bilkent Yaşam programında Kadir Topbaş'ın ardından İstanbul'u konuşmaya çalıştık. Yeni başkanın neler getirip getirmeyeceğini, gidenin geleni aratıp aratmayacağını konuştuk. Biz anlattık, sizler mutlaka bizlerle ilgili yorumlar da yaptınız. Ama Sayın Başkan'ın dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyorum. Ve bütün İstanbullulara bundan sonraki süreçte bu düşünce üzerinden tekrar bir mesaj atarak diyorum ki İstanbul'umuza sahip çıkalım. Efendim, bir başka kent yaşamda yine birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.